Merhaba sevgili Aktif TV seyircileri. Nece yollarda Burdur'da Yeşilova'nın bu yıl ve 2 yıldır aşağı yukarı 2 yıldır bütün turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradığı göl. Ne gölü? Salda Gölü'ndeyiz. Salda Gölü'nde biliyorsunuz yakın geçmiş zamanlarda bir ihalesi oldu veya iptal oldu. Onu tam olarak bilmiyoruz şu anda ama Salda Gölü'nde bir milli park yapılacak. Milli parka vatandaşlarımız burada tepkili ama Salda Gölü gerçekten özellikle sahiliyle, kumsalıyla, suyun turkuaz renkli suyuyla çok meşhur ve Maldivler, Türkiye'nin Maldivler'de bilinen Salda Gölü'nü sizler için görüntüleyeceğiz ve aynı zamanda burada vatandaşın ve siyasetçilerimizin burada bilgilerini alacağız. Hadi bakalım hep birlikte Salda Gölü'nü gezelim. Evet sevgili Aktif TV seyircileri, şu anda Salda Gölü'nün Halk Plajı'ndayız. Halk Plajı var zaten, bir mavi plaj dedikleri mavi plajlar, bir de Maldivler dedikleri Maldivler plajı var. Üçünü gezeceğiz vaktimiz olursa. Şu anda Halk Plajı'ndayız. Belediye ait bir Halk Plajı. Buraya vatandaşlar günübirlik gelip gölde güzel serinleyip gidiyor elbette. Ancak Maldiv Gölü gerçekten Maldiv sahiline gitmeden önce burada inşallah belediye başkanımız da gelecek. Belediye başkanımız da burada sizlere röportaj yapacağız. Bundan sonra da Mavi Plaj'a gideceğiz. Mavi Plaj'dan sonra Maldivlere gideceğiz. Maldiv'den sonra bu Salda Göl programımızı sonuna erdirecek. Şu anda sahilde, yani göl kenarında müthiş bir karabalık var. Vatandaşlar günübirlik araçlarına kadar, araçlarla yakın bir yere park ediyorlar burada. Direkt ben burada göl kenarında güneşlenip suyun tadını çıkartıyorlar. Salda Gölü'nün tadını çıkarıyorlar. Ben Fransa'da oturuyorum. Sandıklı'da, Çağköy'de evim. Buraya Afyon Sandıklı. Evet, Afyon Sandıklı'da. Afyon Sandıklı'nın bugün buraya Salda Gölü'ne geldiniz. Evet, organizeyle geldik. Bir grupla mı geldiniz? Evet, grupla geldik. Neden Salda Gölü? Valla ben ilk defa geliyorum, bilmiyorum. Görmek için. Neyi duydunuz mesela? Ben duymadım. Ben öylesine geldim. Öylesine geldim. Evet, bilmediğim. Çünkü gibi. Salda Gölü son 2 yıldır çok meşhur oldu artık. Evet, suyuyla. Işte ben ilk defa görüyorum. İlk defa. Salda Gölü'ne aynı zamanda geçen günlerde bir ihalesi olacaktı. Buraya milli park yapılacaklar. Ne düşünüyorsunuz? Bence yapılmaması lazım. Neden? Bu kapanacak mı ama? Yok. İşte milli parkta daha buraya işte tabii binalar falan gelecek. İşte tesisler falan gelecek. Ne olur? Türkiye'miz için güzel bir şey yani, turistleri çekmek için. Benim için yani, benim düşüncem öyle, bilmiyorum artık. Fransa'da kalıyorsunuz değil mi? Neresinde? Bişvillerde, 67. Aktif TV izliyor musunuz? Aktif izlemişimdir ama hiç dikkat etmedim. Evet, Belçika'da yayın yapıyoruz. Belçika'dan yayın yapıyoruz. Avrupa'nın genel yayın yapıyoruz. Burada gurbetteki vatandaşlara neler söylemek istersin? Fransa'da olanlarıma herkese ayrı ayrı selam söylüyorum.
Türkiye'deki akrabalarıma da çok çok selam söylüyorum. İyi tatiller. Oğlum haftaya çarşambaya yola çıkıyor. Onlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet, biz de hayırlı yolculuklar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ederiz, bir şey değil. Ben Emre Demirel. 97 doğumluyum. Yurt dışında, Belçika'da kalıyorum. Belçika'nın neresinde? Brüksel. Brüksel'de kalıyorsun. Aktif TV izliyorsun o zaman. İzliyoruz, evet. Aktif TV Belçika'dan yapan, Avrupa'dan yapan bir kanal. Evet, şu anda neredeyiz? Şu anda neredeyiz? Yeşilova plajında izleyebilirim. Evet, Salda Gölü'ndeyiz. Salda Gölü'ndeyiz. Evet. Neden Salda Gölü? Neden Salda Gölü? Açıkçası söyleyeyim, dün İçişleri Bakanımız konuştu. İşte Salda Gölü'nü güzelleştireceğiz. Yapılan yanlış yapılar yıkacağız falan. Orada gördüm, güzel geldi. Maldivler gibiydi. O yüzden geldim. Yapılan yanlış yapılar düzeltecek miymiş? Öyle bakalım. Dedi. Burada yanlış yapı var mı? Vallahi şu an göremiyorum. Yok. Yanlış burada... yapı değil de mesela düzenlemesi falan yok. Onları yapacağız, evet. Duş koyacağız falan dedi. Evet. O çok güzel olur. Evet, tabii. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Maldivler, Salda Gölü'nün milli bahçe olarak bir şeyler inşa edecek. Dün onu da konuştu, evet. Öyle söyledi. Ben de korktum bir yandan çünkü gelirken dönüşte çok araba vardı. Acaba inşaata girdi mi, başladı mı, kapalı mı diye. Biz giremeyeceğiz. Korku geldim de açıkmış şükür. 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 Kaç gün kalacağız burada? Burada 3-4 gün kalacağım. Birkaç gün kalacak. Evet. Otel pansiyonu ayarladık. Ayarladık, evet, bunlar hazır. Evet, Belçika'daki gurbetteki vatandaşlara neler söylemek istersin? Gurbetteki vatandaşlarımıza, yani burayı gördüm, gerçekten güzel. Hani her zaman gidiyorum Antalya, Didim, Kuşadası, bayağı geziyorum. Gelip burayı görsünler çünkü Türkiye'nin dört bir yanı cennet. Buraya ilk defa geliyorum, çok da memnun kaldım. Gelsinler görsünler. Gelsinler görsünler, evet. Yani burası Türkiye'nin Maldivler. Evet, aynen öyle. Beyaz kumsal. Beyaz kumsal. Türk beyaz denizi, evet. Oldu, teşekkür ediyorum. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, biz yurt dışından geliyoruz. Nereden? Emirdağ'lıyız, Fransa. Fransa'dan. Viyana'dan geliyoruz. Memleket olarak Emirdağlısınız. Emirdağlıyız. Neden Salda Gölü? Salda Gölü'ne birkaç tane arkadaşım gelmişti, bir de bizim orada komşular gelmişti. Tavsiye ettiler, güzel dediler. Biz Antalya'dan geliyoruz. Ailem Antalya'da yaşıyor. Biz Eskişehir'de kalıyoruz. Yani bir ayağımız Antalya'da, bir ayağımız Eskişehir'de. Tatil amaçlı geldik. Memleketimizin güzel yerlerini gezmeye çalışıyoruz. Evet. Salda Gölü'ne geçtiğimiz günlerde ihaleler yapıldı veya iptal oldu. Daha belediye buraya milli bahçeler yapılacaktı. Neler söylemek istersin? Vallahi bence kültürel güzellik bozulmasa, hani halkın istediği gibi yapılsa her şey daha güzel olur. Doğaya dokunmasınlar. Tabii canım, doğaya dokunmasın. Şimdi doğaya dokunulduğu zaman olacak. Şimdi buralar her yer ihaleyle satıldığı zaman kimisi yeme içme yeri, kimi bilmem ne, sizin alacağınız her şey paraya dönecek. Ama insanlar buradan araçlarıyla 10 lira verip istediği gibi güzelce gelip keyfini çıkarıp gidiyor. Ama öbür türlü her şey paraya döndüğü zaman ne olacak? Yani geliş sayısı azalacak. Evet. Her şey ticarete dökülecek. Tabii canım, her şey ticarete dökülündüğü zaman insanların elinden bir nevi şeyler alınıyor. Yani durumu olan var, durumu olamayan var. Ha. Her insan bir 10 lira bulup çoluğunu çocuğunu getirip rahatça eğlenebilir. Ama öbür türlü çoluk çocuk mutlaka ki bir şeyler isteyecek. Ya da acıkacaksın, gördüğün şeyler ya da bir şenzop kurmak için mesela bazı yerlerde var. Oturuyorsun, şenzop kiralamadan duramıyorsun. Doğru mu? Şimdi her şey paraya dönecek. Bence ticarete dönmese, halkın istediği gibi güzelce şeyler olsa daha güzel olur. Evet. Son olarak Aktif TV seyircilerine gurbette ek vatandaşlar neler söylemek ister? Valla gurbette izleyen bütün herkese selamlar söylüyorum. Salla Gölü'nü, gölünü mutlaka görüp gelip görmeleri lazım. Çok güzel, doğa güzel, insanlar güzel. Hani Avrupa'nın ne insanına benziyor ne de yerine benziyor. Memleketimizin her bir köşesi bir cennet. Oldu. Teşekkürler. İyi tatil. Ben size teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olasın. Evet, sevgili Aktif TV seyircileri, Nece Yollar'da Burdur Yeşilova Salda Gölü'ndeyiz. Yanımızda da Yeşilova Belediye Başkanı Sayın Mümtaz Bey var. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Merhaba. Daveti kabul ettiniz. İlçemize hoş geldiniz. Teşekkür. Sizleri bir tanıyalım kısaca. Ben Mümtaz Şenel. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildim. Seçildikten sonra da partiki rozetimi çıkararak Türk bayrağı rozetini taktım. Bütün halkımın belediye başkanıyım ve günlük yaşamımda da hep bu düşünceyle, bu zihniyetle hizmet vermeye çalışıyorum. Evet başkanım, şu anda Salda Gölü'nün kenarındayız. Şu anda belediye halk plajında
Salda Gölü son zamanlarda özellikle 2-3 yıldır yoğun bir yerli ve yabancı turistlerin akımına uğradı. Adeta yeni keşfedildi. Ancak geçtiğimiz günlerde Salda Gölü ile ilgili bazı projeler, devletimiz tarafından bazı projelerden bahsedildi. İhaleler yapılmaya çalışıldı ve yapıldı. Buraya bir milli bahçe, millet bahçesi diye bir projeler var. Bunun içeriğini bize biraz anlatır mısınız? Şimdi burası yıllardan beri bize atalarımızdan miras. Biz bu mirası en güzel şekilde korumaya çalışıyoruz. 2-3 yıldır turist akınına uğradığı doğru. Neden turist akınına uğradı? Burası gerçekten dünyada iki Mars'ın yüzeyine benzeyen özelliğiyle iki yerde olan bir yer. Biri bu Salda Gölü, biri de Kanada'da bu özelliği taşıyan bir yer var. Bu güzel yeri korumak, korurken de kıyıda yapılaşarak değil, minnet bahçeleriyle değil, buralarda günübirlik bulunup hatta belirli saatten sonra bu insan kalabalığıyla durdurmak değil, mutlaka şehrin içerisine yamaçlara gitmek, ne kadar 2-3 kilometre uzaklıktaki yerlere ve oraya yapılacak olan arıtma tesisleri asla buraya gelmemeli. Göl yıllardan beri gelen kaynakları kurutularak, göletlerle kurtularak bu duruma geldi ve benim burayı 1959'dan beri burayı tanırım, bilirim. Bu bildiğim yerde o kadar çekilme oldu ki tabii ki bunda göle verilen kaynaklar kesildiği için, bu göletler yanlış politikalar yüzünden önüne göletler yapıldığı için buranın korunması lazım. Buranın kuş yapısı, buranın bitki örtüsü, buranın o endemik yapısının korunması lazım. Biz buraya insanlara gece gündüz konaklama, bir katlı, iki katlı, hatta oteller yaparak eğer buraya bir çalışma içerisinde olursak aldığımız güzel mirası bizden sonrakilere iyi teslim edemeyiz. Biz burada bir şey yapılacaksa, inanın ben 4 aydır belediye başkanıyım. Şimdiye kadar kimse gelip de devletten bir kişi bana bir şey sormadı. Burada biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye bir bilgilendirme olmadı. Biz millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin planlarını gönderdiler bize. 10 Temmuz'da askıya çıktı. 10 Ağustos'ta bitecek. Daha planlar askıdan inmeden millet bahçesi ihaleye çıkarıldı. Bu ihaleye çıkarılan planları incelediğimizde kıyı kenar şeridinden itibaren ilk 50 metre birinci sit, ikinci 50 metre ikinci sit ve bu ilk 100 metrede yapılaşma başlıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz eğer burada bir şey olacaksa mutlaka şehrin içinde, köylerde belirli bir mesafede yapılmasını istiyoruz. Bu kadar yakın yerde yapılması devlet değil, dünyayı da getirseniz buraya korumak mümkün olmaz. Bu güzel yeri, bu güzel köşemizi, ülkemizin köşesini devletimizle birlikte koruyalım. Biz belediye olarak, biz yabancı birisi değiliz. Bir özel bir şey, kurum değiliz. Biz de devletiz, biz de kamuyuz. Onun için bizimle birlikte görüşerek, bizimle birlikte, bizim de düşüncelerimiz alınarak yapılacak bir proje burada daha kalıcı olur. Biz şu andaki bu söylenen millet bahçesine hiç taraftar değiliz. Bizim görüşümüz alınmadı. Planları, projeleri incelediğimiz zaman buranın geleceği için inanın halkım adına ben kaygı duyuyorum. Evet başkanım, az önce vatandaşlarla sohbet ettik, konuştuk, bu konuyu işledik. Birçok vatandaş, özellikle yurt dışına gelen vatandaşlar var burada. Dediler ya buranın böyle kalması bizim için daha iyi, çünkü oteller falan olduğu zaman buranın zevki de kalmaz, özelliği de kalmaz. Biz Antalya yerini buraya seçtik diyorlar. Tabii ki, bakın o vatandaşlarımız, yurt dışından gelenler özellikle bu konuyu Avrupa'daki o yaşamı gördükleri için söylüyorlar. Biz otele yapılmasına, bir şey yapılmasına karşı değiliz asla. Ama biz istiyoruz ki şu gölün yakınında olmasın bu iş. Bu Yeşilova ilçesinde olabilir. Yakınında köyler var, çevresinde köyler var.
oralarda arıtmalar yapılarak oralarda olabilir. Bu doğal yapıyı koruyalım. Bizim bütün çağrımız, bağırışımız, feryadımız onun için. Ben inanın önceden burada benim bir halk plajımda bir restoranım vardı. Bana tahsis edilen önceden bir yer vardı. Burası için elimden gidecek diye korkuyordum. Ama millet bahçesi projelerine baktıktan sonra ben artık o halk plajı gitmiş kalmış benim için hiç önemli değil. Ben gölüm elden gidecek diye korkuyorum. Gölde bir daha gelecek, bir gelecekte böyle bir şey yok. Bu söz konusu değil. Artık bu saatten sonra bizim siyasi düşünce ayrımı yapmadan, efendim hiçbir şey farklılık düşünmeden burayı korumamız lazım. Biraz önce sözümün başında dedim ki, atalarımızdan aldığımız gibi temiz teslim etmemiz lazım gelecek kuşaklara diye söyledim. Bakın buradan bağırıyorum, feryat ediyorum. Salda Gölü'nü koruyalım. Ya devlet yetkilileri bize kulak versin. Kendi bildiklerini okumasınlar, kendi dediklerini yapmasınlar. Benim söylediğimde yanlış bir şey var mı? Ben kent merkezinde, yukarılarda, yamaçlarda bir şeyler yapılsın istiyorum. Göle dokunmayalım, gölün yakınına. Siz bu tür şeyleri koyarsanız bunu korumak mümkün değil. Siz burayı betonlaştıracaksınız bir süre sonra. Ve 1/1000'lik haritalarda bunlar gözüküyor. Yetkililerimiz söylüyor, 300 metre ileride yapılacak, 500 metre ileride yapılacak. Projeler öyle söylemiyor. Biz projelerin dilini mimar arkadaşlarımıza okuttuk. O dilinde kesinlikle burada betonlaşmanın olacağını, bungalov ev yapılacak. Bungalov ev yapılsa da bunun tabanına beton atılacak. Bungalov bir şey yapılacak, restoran yapılacak, kafe yapılacak. Ya buralarda olacak. Bunu yapmayalım istiyoruz. Geçmişte bizim yaptığımız yerler varsa inanın bunları da kaldıralım. Ben bu konuda da söz veriyorum. Benim örneğin burada bir restoranım var. Büyükçe bir restoran. 25 yıldır halkıma hizmet veriyor. Ya biz burada kar amacı gütmeden böyle turistik bir yerde çok komik bir şekilde, çok komik bir şekilde rakamlarla çalışıyoruz. Kendimizi idare etmeye çalışarak yapıyoruz. Gelen vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Ama gelen vatandaşımız bize yine gelsin, biz onlara yine hizmet edelim ama gündüz burada olsunlar. Örneğin benim şöyle bir düşüncem var. Sabah 8'de açılabilir. Akşam 8'de burada kesinlikle insan tutmamak lazım. Yazık olacak bu göle. Yazık olacak bu dünya harikası. Dünyada diyoruz iki yerde var. Dünyada bir de Mars'ın yüzünde var bu böyle bir yüzey diyoruz. Ama biz bunu bugünün çıkarları için eğer geleceği düşünmeden yok etmeye çalışırsak inanın gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza cevap veremeyiz. Bu konuda üzerimize düşeni yapalım diyorum. Evet Sayın Başkanım, zaten bir Türkiye'de birçok gölleri maalesef kaybettik. Bu Salda Gölü'nü koruyalım diyoruz. Evet, Salda Gölü'nün özellikleri neler? Ya Salda Gölü buradaki endemik yapıyla, kuş türüyle, buradaki doğal güzelliğiyle baktığınız zaman dibini görürsünüz. O kadar ki bunu her yerde görmeniz mümkün değil. Türkiye'nin de aynı zamanda en derin gölüdür burası. Gölünden ben bu gölün kenarında yıllar önce 20 yıl boyunca her yıl ikişer ay kamp kurdum. Yani bu gölün dokusunu, havasını, bol oksijeniyle görüyorsunuz karşıda çam ağaçları, burada göl. Ve oksijenin en bol olduğu yer burası. Bu doğa harikası bir yeri bu kadar ucuz bir şekilde kaybetmeyelim. Yarın birilerine peşkeş çekeceğiz diye, birilerinin gönlünü edeceğiz, bir kısım rantçılara rant sağlayacağız diye burayı yok etmememiz lazım. Buranın bitki örtüsünü, buranın hayvan örtüsünü, hayvan dokusunu, efendim buranın doğal endemik dokusunu zarar vermeyecek şekilde. Bunun yolu da bir, kaynakları tekrar buraya, o göletleri bırakmak lazım. Çünkü burası göletlere akacak sularla, göletlerden gelecek sularla burası daha canlı olacak. Bu göl çekilmiş zaten. Benim bildiğim Salda Gölü
çok daha yukarılardaydı. Çekile çekile bu kadar geldi, kaldı ve böyle devam edecek bu. Bunu koruyalım diyorum. Yani özellik olarak o kadar güzel dokuya, güzel özelliklere sahip ki Türkiye bunu bakın keşfetti. Dünya keşfetti. Bu dünya harikası bir yeri bu kadar ucuz bir şekilde harcamayalım. Evet, Sayın Başkanım son olarak gurbetteki, Avrupa'daki aktif TV seyircilerine neler söylemek istersiniz? Valla sizler bu konuda duyarlılık gösterip ta bize kadar gelmişsiniz. Bize soruyorsunuz, düşüncemizi alıyorsunuz. Ne mutlu size, ne mutlu bize. Sizin ta yurt dışından gelip de bize sormanız, bakın devletin yetkilileri sizin sorduğunuz şeyin onda birini sorsa, burada bizim de bir düşüncemiz olur. Bu halkın da bir düşüncesi olur. Biz koyun değiliz. Biz kendi doğamızı, kendi doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız. Koruyacağız. Bu konuda kararlıyız. Yani bize ne tehditler edilirse, ne baskılar yapılırsa yapılsın, burayı biz koruyacağız. Halk olarak koruyacağız. Ben burada bir kendi adıma konuşmuyorum. Ben burada belediyem adına konuşuyorum, buradaki halkım adına konuşuyorum. Ta başından söyledim. Dedim ki ben seçildiğim zaman parti rozetini çıkardım. Türk bayrağı rozetine takarak tüm halkımın belediye başkanı oldum diye söyledim. Ta oradaki vatandaşlarım siz Aktif TV bu konuda koşarak geliyorsunuz bizimle söyleşi yapmak için. Ama keşke devletimizin yetkilileri de gelse. Çevre Şehircilik Bakanlığı her sözü söylüyor, her dediğini yapıyor ama keşke bize de gelse de bir şey sorsa, ya burada ne yapalım diye bir cümlecik bir görüşümüzü alsa. Yok böyle bir şey. Olmayan şey de yargıdan da döner yarın. Bu konuyla ilgili zaten vatandaşlarımız yargıya başvurdular. 5 tane vatandaşımızın yargıya başvurduğunu duydum. Planların askı süresi bitmeden ihaleye çıkarıldı. Ya bu ne acele, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Onun için ben Aktif TV izleyicilerine Yeşilova Salda Gölü'nden Yeşilova Belediye Başkanı olarak bütün izleyicilerimize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizler de duyarlılık gösterip buraya kadar geldiğiniz için inanın sizi en iyi şekilde yurt dışındaki Aktif TV izleyicileri adına ağırlamak istiyorum. Var olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Biz de zaten böyle yerleri kaybolmasın diye yıllardır mücadele ediyoruz. Evet sevgili Aktif TV seyircileri, başkanımızın dediği açık. Bize devredilen mirası biz de torunlarımıza devretmek istiyoruz. Bir şey yapılacaksa devletimizle birlikte, halkımızın birlikte, istişare içinde yapmak istiyoruz. Yani dünyada iki yerde, uzayla birlikte üç yerde olan bir bitkiyi yok etmeyelim diyoruz. Çünkü göller bölgesi diye adlandırdı Türkiye'mizde maalesef 3 gölümüz kaldı. 3 gölümüzden burasını bir zaman göl bile saymadığımız ufacık yer dediğimiz şu anda değer biçilmiyor. Dolayısıyla burayı da kaybetmeyelim. Bu gölümüzü besleyen kaynaklarımızı kaybetmeyelim diyor başkanım. Ne olursa olsun çocuklarımıza, geleceklerimize Aktif TV adına biz de bunu takipçimize sözünü veriyoruz. Biz izlemeye devam edelim. Evet şu anda Salda Gölü'nde Maldivler diye adlandırılan sahildeyiz. Salda Gölü'nün 3 büyük sahilleri var. Yani 3 kıyısı var, plajları var. Birisi halk plajı, birisi belediye plajı. Aynı zamanda da mavi plaj var. Ama en önemlisi de burada vatandaşların yoğun olarak geldi. Salda'nın Maldivler diye Maldiv plajı var. Şu anda Maldiv plajındayız. Kumsalı bembeyaz, turkuaz renginde suyun rengiyle gerçekten harika. Kumu bembeyaz, ince ince ve adalar da var yani zamanda. Şu anda Maldiv'de, Maldiv adalarında, Maldiv sahilinde, Burdur'un Yeşilova, Salda Gölü'ndeyiz. Hadi bakalım size görüntüleri baş başa bırakıyoruz.
Evet, şu anda Maldiv sahilindeyiz. Maldiv plajındayız, Salda Gölü'nün. Şu an içindeyim. Toprak sanki altınızda kavşuk var. Kavşuk var, bastıkça sanki çöküyor. Bembeyaz, gördüğünüz gibi sahilin girişi, gölün girişi bembeyaz. Ta ki sonuna doğru koyulaşıyor. Orada da turkuaz renginde masmavi denizi var. Şu anda gerçekten çok tuhaf bir hissim var. Çünkü gölün kenarında yerler sanki böyle bir halı serilmiş. Halının üzerinde yürüyorsunuz gibi bir his doğuyor insanın. Aynı zamanda burada çevresinde kaynaklar var. Kaynaklarda da kilden vatandaşlar suratlarına kil banyosu da yapıyorlar. Şu anda bir vatandaşımız kil banyosu yapmış gidiyor. Kil banyosu yapmış vatandaşlarımız buradaki kenardaki killerine de kil banyosu yapıyor. Evet, şimdi ben artık dayanamıyorum. Göle gireceğim. Size iyi seyirler, keyifli görüntülerle baş başa bırakıyorum.